Merhabalar. Bugün sizlere mouse'larımızın tuşlarına basit görevler atayabilme programını kullanımını göstereceğim. Tam bir makro olmasa da bir nevi makro işlevi görmektedir. Neden tam bir makro değildir? Çünkü cihazın chipseti ile alakalı bir durumdur. Eğer cihazın chipseti makroya uyumlu ise zaten cihazın kendi yazılımı vardır. Eğer ki değilse yardımcı programlardan destek alınmaktadır. Ben size şimdi bir alternatif yol olan yardımcı programları göstereceğim. Öncelikle sitemize girip gerekli ürünü aratmamız gerekiyor. Mesela ben SM612'yi arattım ve ürünümü açtım. Burada driver kısmı gelecek. Driver kısmını açtığımda eiffel.net sitemiz açılacak. Burada güvenlik kodunu yazıp indirebiliriz. Ben daha önceden indirdim. Bu kısımda var. Basıyorum. Altron yükleme işlemi sizde devam edecek. Ben daha önceden yüklediğim için bana değiştirilsin mi, silinsin mi, silinsin mi gibi seçenekler sundu. Ben devam etmeyeceğim. Siz devam edip programı yüklemeniz gerekiyor. Kapıyorum yüklemeyi. Ardından görev çubuğumuzda bir simge belirecek. Bu simgeye bastığımızda mouse simgesi belirecek. Simgeye bastığımızda programımız açılacak. Programımızı nasıl kullanıyoruz? Burada 5 tuş göstermiş. Bu 5 tuşa görevler atayabiliyoruz. Mesela sol klik, bu scroll tuşu, scroll tuşu, sağ klik yani bu tuş. 4 ve 5 tuşları. Bunlara da görevler atayabiliyoruz. Örnek veriyorum. Ben burada F5 atayım. Yani yenileme tuşu olarak atayım. Bunu da mesela kat yani kes tuşu atayalım. Uygula diyorum. Uyguladı. Bastığımızda gördüğünüz gibi F5 işlemini görmeye başladı. Şimdi ben bunu kestim. Bu da bu işlevi gördü. Başka bir şey deneyelim. Mesela bu sefer 4 tuşuna kat 5 tuşuna da pest atayalım. Pest. Uygula. Kestim. Yapıştırdım. Kestim. Yapıştırdım. Bunun gibi programda seçenekler var. Bu seçeneklerden kullanabiliyoruz. En çok kullanılanlardan biri çift kliktir. Double click uygulayalım. Mesela bastığında double click işlevi gördü. Bunun gibi görevler atayabiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.